Koronavirüsü salgınını fırsata çeviren iktidar, cezaevlerindeki büyük riski görmüyor, görmezden geliyor. AKP, meclis başkanlığına sunmayı planladığı infaz yasası düzenlemesinde anayasal eşitlik ilkesini hiçe sayarak siyasi mahpusları kapsam dışında tutmayı amaçlıyor. Hazırlanan düzenleme ile cezaevlerindeki riske karşı önlem alındığı algısı yaratılırken aslında ne olacak biliyor musunuz? Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ cezaevinde kalmaya devam edecek. Ancak 15 yaşından küçük çocukları istismar edenler serbest bırakılacak. Gülten Kışanak, İdris Baluken cezaevinde kalmaya devam edecek. Ancak uyuşturucu tacirleri serbest bırakılacak. Selçuk Mızraklı, Osman Kavala cezaevinde kalmaya devam edecek. Ancak cinsel saldırı suçu failleri, tecavüzcüler serbest bırakılacak. Avukatlık mesleğini yaptığı için tutuklanan Selçuk Kozağaçlı cezaevinde kalmaya devam edecek. Ancak kadın katilleri serbest bırakılacak. Gazeteciler Aziz Oruç, Ferhat Çelik, Barış Terkoğlu cezaevinde kalmaya devam edecek. Ancak yolsuzluk yapan binlerce kişi serbest bırakılacak. Siyasi tutsaklar, gazeteciler, düşüncelerini ifade edenler cezaevinde kalmaya, rehin tutulmaya devam edecek. Ancak mafya liderleri, çete mensupları serbest bırakılacak. İşte AKP ve MHP'nin adalet ve eşitlik anlayışı bu. Bu anlayışa sessiz kalmayalım. Hep beraber sesimizi yükseltelim. İnfazda eşitlik istiyoruz.